İsviçre'de trafik güvenliği paketi yürürlüğe girdi. Paket, trafik ihlali söz konusu durumlarda sürücünün ehliyetine en az 2 sene el konulması, araç kullanmaktan men edilmesi ve ağırlaştırılmış para cezaları verilmesini öngörüyor. İsviçre'de sosyal yardım alan kişilerin sayısı giderek arttığı ortaya çıktı. İstatistik Dairesi sosyal yardım almak zorunda olan kişilerin sayısının bir yıl öncesine göre 5100 kişi arttığını açıkladı. İsviçre'de yeni kurulan şirket sayısı 2012'de azaldı. Geçen sene toplam 39.369 yeni şirket kurulurken bir önceki yıla oranla %0.75 azalma tespit edildi. İflas eden şirket veya özel kişi sayısında yeni bir rekor sayıya ulaştı. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, büyük ceza aldığı Libor skandalında suçları 18 çalışanında buldu. Libor skandalı sorumlusu olarak gözüken 40 UBS bankacısının 18'ini işten çıkarıyor. Kanton Zürih'te vergi mükellefleri 2013 yılı vergi doldurmalarını online yapabilecekler. Kanton Zürih, geçen yıl seçilen pilot bölgelerden aldığı başarılı sonuçlar üzerinde uygulamayı tüm kantonda yürürlüğe geçirdi. İsviçre'deki polis eksikliği kantonlar emniyet müdürlüğünü harekete geçirdi. Neredeyse tüm kantonlar meclislerinde kabul edilen önergeyle önümüzdeki yıllarda 600 yeni polis alacaklar. İsviçre Dışişleri Bakanlığı geçen yıl 12 bin İsviçrelinin daha yurt dışında yaşamayı tercih ederek ülkeyi terk ettiklerini açıklarken toplam 715.710 İsviçrelinin yurt dışında yaşadığını duyurdu. İsviçre'nin milli hava yolu Swiss geçen sene 15.8 milyon yolcu taşıyarak yeni bir rekor elde etti. Alman Lufthansa grubuna bağlı olan Swiss International Airlines, 2012'de yolcu sayısını %3.3 oranla artırarak toplam 15.8 milyon yolcu taşıdı. Tüketiciler Forumu 1000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada İsviçre'de son senelerde sürekli yükselen hastalık sigorta primleri halkın büyük korkusu haline geldiğini duyurdu. İsviçre, Avrupa genelinde organ bağışı yapılan ülkeler klasmanında sınıfta kaldı. Yetkililer birçok insanın organ bağışında bulunabilecek durumda olduğunu, ancak bu potansiyelin kullanılmadığına dikkat çekti. İsviçre'de geçen sene yeni otomotive olan talep artışı hız kesmedi ancak azaldı. Yeni otomobil satışında geçen sene 1989 yılındaki rekor satış rakamı 350 bine ulaşamadı ancak 328.139 yeni otomobil satıldı. Zürih Havalimanı Kloten, bu yıldan itibaren yolculuk yapanlara 1 saat süreyle ücretsiz yüksek hızlı kablosuz Wi-Fi internet hizmeti başlattı. Yolcular beraberinde taşıdıkları aletlerle kesintisiz olarak yüksek hızda internete erişebilecekler. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı, İsviçre'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve basın temsilcileriyle Zürih Hilton'da bir araya geldi. Teşkilatlama başkanımız, medya ve basın başkanımız, Bern Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani ve Bern Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın'ın da hazır bulunduğu toplantıya misafir konuşmacı olarak AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Metin Külünk katıldı. UETD İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz davetlilere çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İsviçre'deki Türk Aile Yapısı ve Sorunları adlı bir anket çalışması gerçekleştirmiştik. Akabinde bunun değerlendirmesini yaptık. Bern Büyükelçiliğinden gelen basın müşaviri ve din hizmetlerinin açılış konuşmalarından sonra söz alan milletvekili Metin Külünk, sivil toplum kuruluşlarının İsviçre'deki sorunları dinlemek istediğini belirtti ve sözü STK temsilcisine bıraktı. Göçü 1960'lara kitlememizin nedeni toplu haldeki bir gurbet yolculuğudur. Hayatımızı idame ettirmek için bilmediğimiz okyanusa yelken açtığımız koca bir geminin içine dolup bir meçhule doğru, ama meçhulde emin olduğumuz bir şey var ki rezak olan Allah'tan rızkımızı talep etmek adına biz bu yolculuğa çıktık. Değişimizdeki o toplu çıkışla beraber bir göç tarihi ifade ediyoruz.
Sivil toplum örgütü yetkilileri İsviçre'deki birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür toplantıların sıkça yapılması ve daha çok bir araya gelmesi temennisinde bulunarak İsviçre'deki halkın bazı sorularını yetkililere anlattı. Elbette biz siyasetçiler olarak geleceğiz, dinleyeceğiz, ilgileneceğiz, alakadar olacağız. Ama buradaki sivil toplum kuruluşlarımızın artık kendilerini değiştirmesi ve dönüştürmesi gerekiyor. UET'de İsviçre Teşkilatı Başkanı Emre Hasan Yılmaz, katılımdan memnun kaldıklarını ve 2013 yılında bu yönde benzer çalışma ve projelerin olduğunu ifade etti. Bir sivil toplum kuruluşu olarak İsviçre'de birçok sivil toplum kuruluşunu ve basını bir araya getirerek ileriki zamanlarda ortak hareket etmenin ilk adımını atmaya vesile olmaktan da ayrıca mutluyuz. Biliyorsunuz UET'de İsviçre olarak henüz bir 10 ay evvel kurulduk. Ancak yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak kadın ve medya, aile ve manevi hayatımız konferansı, daha sonra İsviçre'de yine bir ilk olarak İsviçre yaşayan Türk aile yapısı ve sorunları ile ilgili bir anket çalışması yaptık. Bunun değerlendirmesini tamamladık ve Ankara'ya ilettik. Şimdi buna mukabil gördüğümüz neden sıkıntılardan bir tanesi de İsviçre'de yaşayan Türk çocuklarımızın Türkçe okuma ve yazma konusunda sıkıntı çektikleri. Buna mukabil bir UET'de kompozisyon yarışması başlattık. İnşallah 15 Mart'a kadar www.uetd.kompozisyonyarışması yabancı karakterlerle .com adresinden başvuruda bulunabilirler. 15 Mart'ın akabinde 30 Mart'ta inşallah bir Türkçe çalışta yapacağız ve burada kompozisyon yarışması birincilerinde ödüllerini ayrıca vereceğiz. Daha sonra bir gençlik çalıştayımız olacak yine bu yıl içerisinde. Akabinde bir Ağustos-Eylül gibi inşallah Doing Business in Turkey, İsviçreli firmaları Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edici bir program, bir konferans. Yine bunu Ekonomi Bakanlığımızla beraber inşallah birlikte çalışarak bu konferansı gerçekleştireceğiz. Daha sonra irili ufaklı birçok çalışmalarımız mevcut. Onlar şu anda proje aşamasında olduğu için paylaşmak istemiyorum. Ancak en kısa sürede yine post ve TGRT-EU vesilesini inşallah paylaşacağımı ümit ediyorum Cemil Bey. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İsviçre Haber sorumlumuz Cemil Baysal'ın gündeme dair sorularını da yanıtladı. Vatandaşlarımızın bazı konularda sıkıntıları var. Bütün Avrupa'daki basın olarak biz de vatandaşlarımızın bugünlerde özellikle pasaport harçları ve askerlikle ilgili. Askerlikle ilgili rakamın yüksekliği noktasında Avrupa'nın değişik ülkelerine yaptığım seyahatler esnasında İsviçre'deki vatandaşlarımızın ifade ettiği cümlelerin hepsine vakıf. Dolayısıyla biz de Türkiye'de bu konuya dair hassasiyetlerimizi ifade ediyoruz. Ancak bu akşam bir kere daha burada vatandaşlarımızın bu anlamdaki talebini duydum ve de Ankara'ya döner dönmez önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ Bey ile görüşüp bu konuda vatandaşlarımızın hissiyatı yüksek cümlesini edeceğim ve ne yapılabilir sorusunu soracağım. Harçlarla ilgili konuda da benim için şu anda aynı şekilde bu çalışmaları niçin yapıyoruz? Dinlemek, anlamak ve ilgi duymak için yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Ankara'ya döndüğümde bu konuyu da Maliye Bakanımıza aktarıp acaba yapılabilecek bir şey var mı sorusunu soracağım. Alacağım cevabı da sizlerle mutlaka paylaşacağım. Çok güzel bir mesaj. Buradan vatandaşlarımızın bu ana sıkıntılarından bir tanesini en direkt yetkili vekilimize iletmiş olduk. Toplantının özetiyle efendim, bugünkü toplantıyla burada çok sayıda STK temsilcisiyle bir araya geldiniz. Bununla ilgili görüşleriniz gözlemleriniz. Bir kere çok keyifliydi. Öncelikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın ihtiyacı olan bir doğruyu İsviçre gerçekleştirmiş. Bütün sivil toplum kuruluşları, farklı anlayışlardaki vatandaşlarımızın bir araya gelerek dertleriyle dertlendikleri STK'lar bu akşam burada bir masanın etrafında bizlerle birlikteydiler. Bizim bu seyahatlerimizin amacı bilme, dinleme, anlama ve de ne yapılabilir sorusunu sorma çalışmalarıdır. Ama bütün bunları başarabilmek için önce Avrupa'daki bütün vatandaşlarımızın kendi mensup oldukları STK'ları kendi aralarında birlik ve beraberliğe zorlamalılar. Artık herkes kendi yaşadığı adacıktan çıkmalı ve adalar arasında köprüler olmalı. Adalar arasında yollar olmalı.
herkes kendi adacığında yaşayarak bir diğer adacıkta yaşayanlardan habersiz olmakla Avrupa'daki meselelerimizi çözüme kavuşturamalıyız. Kaldı ki artık Avrupa'da ikinci bir boyuttayız. Nedir bu boyut? Düne kadar Avrupa'daki Türklerdik. Düne kadar Avrupa'daki Müslümanlardık. Düne kadar Avrupa'daki göçmenlerdik. Ama artık Avrupalı Türkleriz, Avrupalı Müslümanlarız, artık Avrupalıyız aşamasındayız. Niçin? Çünkü çocuklarımız burada doğdu. Burada büyüdü, burada okula gidiyor, burada okulları bitiriyor, burada çalışma hayatına, burada yüksek öğrenimden sonra lisansüstü doktora çalışmalarını burada yapıyor. Şimdi burası artık bize vatan. Dolayısıyla neye ihtiyacımız var bu yeni boyutta? Sosyalizasyona ihtiyacımız var. Yani bugüne kadar içine kapanık yaşadığımız dünyadan çıkıp birlikte yaşadığımız bir dünya olduğunu bilmek zorundayız. Neye ihtiyaç var? Siyasal iletişime ihtiyaç var. Sosyal iletişime ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Siyasal katılıma. Yani Avrupa'da yaklaşık 5 milyona aşkın Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlar var. Almanya'da 750 bin, 800 bin Alman vatandaşı olmuş vatandaşımız var. Ama siyaset yapan kaç kişi diye sorduğumuzda bu sorunun cevabı maalesef henüz arzu ettiğimiz noktanın çok gerisinde. İsviçre için de aynı şey geçerli. Herkes kendi adacından çıksın. İsviçre vatandaşı olmuş olanlar gitsinler partilerde siyaset yapsınlar. Buradaki insan hakları, özgürlükler bağlamında, demokrasinin içselleştirmesi bağlamında yapması gerekenleri gitsinler o siyasal partilerde aktif katılımla yapsınlar. Beraber iş hayatında geldikleri mesafeden yola çıkarak burada İsviçre toplumuyla daha çok içli dışlı olsunlar. Yani İsviçreliler bizden tanısınlar. Biz İsviçrelileri İsviçrelilerden tanıyalım. Değilse kendimize ait kolonilerde yaşarsak, kendimize ait adacıklarda yaşarsak bu iletişimsizlik beraberinde bir sürü habersiz problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla Avrupa'da geldiğimiz noktadaki bu ikinci boyuta uygun davranacak bir yeni yol haritasına ihtiyacımız var. Onun için bu birliktelikler son derece önemli. Efendim çok güzel mesajlar verdiniz. Toplantının genelinde de gerçekten çok önemli ana başlıklar vardı. Bunlardan bir tanesi buraya gelişlerinizde ziyaret ettiğiniz Türk çocukların hapishanelerdeki durumları. Konuşmalarınızda onlarla yaptığınız sohbetlerde de Türkçeyi ana dillerini bile anlayamadıkları bir acı gerçek. Böyle bir durum da var. Buna benzer çok örneklerimiz var. Bu çocuklarımızın kendi benliklerini, kimliklerini unutmamaları için neler yapılabilir? Çok kısaca. Bir kere biz devlet olarak üstümüze düşeni yapmalıyız. Buradaki vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşeni yapmalı. Ana dili bilme hakkı en kutsal haktır. Dolayısıyla bizim buradaki vatandaşlarımızın, çocukların ana dillerini öğrenebilmeleri için STK'ları zorlaması lazım. Elçiliklerimiz bu konularda daha çok aktif olmaları lazım. Ve bizim bu anlamda buradaki demokrasinin gereği, insan temel hak ve hürriyetlerin gereği olarak İsviçre devletinden ve yaşadığımız devletlerden ana dilde öğrenme noktasında talepkar olmamız lazım. Bunun için neye ihtiyaç var? Bu birlikteliğe ihtiyaç var. Yani Avrupa'da önce birlik, önce vatandaşlarımızın arasındaki birliğe ihtiyaç var. Bunu başarmalıyız biz. Bunu başarmadıktan sonra bu meseleleri hangi zeminde konuşacağız? Yani Türkiye'den gelip giderek bu meselelerin ne kadarını biz çözebileceğiz? Biz bu problemleri devlet nezdine taşırız. Devletten devlete kurulacak ilişki ama alta nasıl inecek bu meselenin çözümü? İşte buradaki bu birlikteliklerle. Güçlü STK'larla. Efendim 2014 ve 2015 yılının başında oy kullanabilecek mi son olarak vatandaşlarımızı? Şu anda zaten bununla ilgili zaten kanun Nisan'da kanun çıktı. Artık oy kullanmak için uçakta gitmeye ihtiyaç kalmayacak. Burada konsoloslukta, elektronik ortamda, hatta devletin temsilciliğinin olduğu yerlerde, fiziki mekanlarda oy kullanabilme noktasında bu işin önü açıldı. Biz daha çok oy kullanmaya davet ediyoruz vatandaşlarımızı. Ve Zürih yeni başkonsolosuna kavuştu. Daha önce İsviçre'de görev yapan Aslı Oral, yıllar sonra bu defa başkonsolos olarak ülkeye geri döndü.
Postun Sesi ekibi olarak Başkonsolosu makamında ziyaret ettik ve yakından tanıma imkanı bulduk. İyi akşamlar değerli Postun Sesi izleyicileri. Bugünkü İsviçre özel programımızı sizlere Zürih Başkonsolosumuz Sayın Aslı Oral Hanım'la birlikte selamlayacağız. Fazla sözü uzatmadan şimdi hemen Aslı Hanım'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Yeni Başkonsolosumuz Sayın Aslı Hanım, aslında İsviçre'ye çok yabancı bir isim değil. Dilerseniz bir kendisi anlatsın, kendisini bir takdim etsin. Aslı Hanım hoş geldiniz İsviçre'ye. Teşekkür ederim. Ben Aslı Oral, Zürih Başkonsolosluğunda yaklaşık bir ay önce göreve başladım. Öncelikle vatandaşlarımızın yeni yılını en iyi dileklerimle kutlamak isterim. 96-2000 yıllarında görev yaptığım Zürih'te tekrar bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu dönemde başkonsolosluğumuzda neler olmuş, neler değişmiş diye sorarsanız kısaca onlardan bahsetmek isterim. 99 yılından itibaren bu binamızda hizmet veriyoruz. Benim burada bulunduğum dönemde bize ait olan bu Kancelarya binasına, başkonsolosluk binasına taşındık. Şimdi vatandaşlarımıza burada daha yerleşik şekilde hizmet vermenin gururunu taşıyoruz. Vatandaşlarımız hizmetlerini daha önceki döneme göre daha çabuk gerçekleştirmekte olduğunu memnuniyetle gördüm. Belki yaklaşık bir fikir vermek bakımından söyleyeyim. Bize başvurular, günlük başvurular 100 civarındadır. Ve 100 kadar vatandaşın işlemlerini yaparız. Aynı zamanda postayla da işlem kabul ederiz. Bazı teknolojik gelişmeler de bizim bu işlemleri daha kolay ve daha hızlı şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Zaman zaman aksaklıklar olabilir ama bunları bizimle paylaşırsanız biz uygun çözümler bulmakta sizlerle birlikte ayrıca memnun oluruz. Bunun yanı sıra belki birkaç öneride bulunabilirim. İnternet sitemizi izleyebilirsiniz. Çeşitli değişiklikler orada yer alır, duyurularımız vardır. Onlara ilgi göstereceğinizi düşünüyorum. Aydınlatmak bakımından vatandaşlarımıza yararlı olabileceğini düşünüyorum. Evet, burada biz İsviçre Türk toplumunu oluşturuyoruz. Benim en büyük isteğim burada daha fazla birlikte olabilmemiz. Çünkü ortak paydalarda birleşiyoruz ve bu ortak paydalarda birleşerek daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Önemli olan birlikte hareket edebilmemizdir. Bu bakımdan İsviçre Türk toplumuna ve diğer dernek, federasyonlarımıza büyük önem veriyorum. Ve vatandaşlarımızın bu oluşumlarda büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalıştıklarını düşünüyorum. Ama bunların muhakkak faydası oluyor. Benim görebildiğim bir başka önemli konu eğitim konusu. Aslında yeni bir şeyler söylemiyorum. Bunlar her zaman paylaştığımız şeyler. Ama belki kısaca değinmek istiyorum. Yani toplumda hepimiz çocukların, onlar bizi geleceğe bağlıyorlar, iyi bir yer edinmesini istiyoruz. Bunun da anahtarı iyi bir meslek sahibi olmaktan geçiyor. Bunun için çocukların eğitimine özellikle önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten anne babalar bunun bilincindeler ama belki zaman zaman zorluklar oluyor. Bunlardan yılmamak lazım. Ve daha çok çocuğumuzun Türkiye'den uzakta belki ama bir anlamda da Türkiye'ye yakın işte hem Türkçelerini hem yabancı lisanlarını ilerleterek iyi bir eğitim almalarının önemini düşünüyorum. Bunun yanı sıra şimdi evet ben postla konuşuyorum şu anda önümde de rehberleri var, 2012 rehberleri var. Ben basın yayına da önemli bir görev düştüğünü inancındayım. Örneğin zannediyorum buradaki Türk gazeteler özellikle İsviçre toplumunda olan gelişmeleri, İsviçre siyasetini de yansıtıyorlar. Bir bakıma da Türkiye ile buradaki vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi yapıyorlar. Bu bakımdan biz her zaman kendilerine yardımcı olmaya hazırız. Aynı şekilde bizimle danışarak, önerilerini paylaşarak hep birlikte neler yapabiliriz, bunların üzerinde düşünmemiz yarar sağlayabilir diye düşünüyorum. Evet. Bir önceki başkonsolos Hakan Kıvanç'ın sözlerini hatırlatıp kendisi göreve atandıktan sonra ilk işimizde Aslı Hanım'ın mikrofon tutup nasıl bir başkonsolosluk teslim aldığını sormak olacak. Bakalım. İnşallah enkaz devraldım falan demez. Kendisine nasıl bir başkonsolosluk devraldığını sorusuna Hakan Kıvanç ve önceki başkonsoloslara teşekkür ederek görüşlerini açıkladı.
Ben iyi hizmet veren bir başkonsolosluk teslim aldığıma inanıyorum. Bunun için hem önceki başkonsolosumuz Hakan Bey'e hem de buradaki görevli arkadaşlara bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bilmiyorum izleyecekler mi, izlemeyecekler mi ama bunu söylemek isterim. Yani ben iyi çalışan bir başkonsolosluk devraldım ama hiçbir zaman şu andaki durumla yetinmemek gerekir. Hep daha iyiyi bulmak gerekir. Belki daha iyi şeyler de yapabiliriz. Daha yapıcı olabiliriz. Ama bu bakımdan da vatandaşlarımızın önerilerine ihtiyacımız var. Bunlar da bizi yönlendirecektir ve yararlı olacaktır. Sonuçta ben işte aşağıya iniyorum, vatandaşla konuşuyorum, işlem yapan arkadaşları görüyorum. Ama ben bizzat işlem yaptırmıyorum. Yani onun bir zorluğu oluyor mu? Ya da mesela bize ulaşmakta telefonla zorluk çekiyorlar mı? Biz 14-16 arasında genellikle telefonlara yanıt veriyoruz. Bunun da şöyle bir gerekçesi var. Çünkü sabahları vatandaş kabul saatlerimiz var. 8.30'dan itibaren başlıyoruz, 12'de bitiriyoruz. Vatandaş yoğun olursa onu biraz daha çekebiliyoruz, biraz daha uzatabiliyoruz bir başka deyişle. Bu bakımdan vatandaşın daha önce de söylediğim gibi anlayışına sığınıyorum. Belki son bir söz uygun görürseniz söylemek isterim. Dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Evet, yani ben iyi izlenimlerle geldim. Hep iyi şeyler yapabileceğimize hep birlikte inanıyorum. Ve umarım benden sonraki başkonsolos arkadaş da benim gibi, benim söylediğim gibi iyi bir başkonsolosluk bulduğunu söyler. Bu benim için en büyük gurur kaynağı olur. Daha o zamana kadar inşallah sizinle çok değişik konularda yine belki burada daha sohbetler gerçekleştireceğiz. Etkinliklerinizi de biz de eşlik edip inşallah bunları da duyuracağız. Biraz önceki konuyu belki ilaveten vatandaşlarımızın telefonla size ulaşıp ulaşamadığı ile ilgili bize yöneltilen soru veya serzenişleri ben buradan vatandaşların sesi olaraktan ileteyim. Daha önceden de bunu iletiyorduk. Telefonla vatandaşlar öğleden sonra özellikle bir yoğunluk oluştuğundan dolayı herkesin aynı saat telefon ettiğinden dolayı ulaşmakta bazen zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını iletiyorlar. Ben bunu da size iletmiş olayım. 14-16-30 arası. Bulunabilir miyim bununla ilgili? Bizim belki web sitemize girebilirler. Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosluğu olarak. Orada hem telefon numaraları var hem de belli arkadaşlar. Yani mesela askerlik konusuysa o konuya bizzat bakan arkadaşın telefonunu kullanarak direkt ulaşabilirler. Genel santrali değil, görevli evet bölümlere direkt ulaşarak. Biz daha önceki yayınlarımızda yine bu ekrandan hem gazetedeki haberlerimizden de vatandaşlarımızın temenni veya sorunlarla ilgili konularda kendilerinin başkonsolosluk web sayfasından ve bizim buradan daha sonra da duyuracağımız e-mail adresinden de sizlere ulaşabileceklerini belirtiyorduk. Sanıyorum en kolay yol elektronik postayla en kısa zamanda 24 saat içinde en geç vatandaşlarımıza cevap ulaşıyor. Evet, bazı kanallardan bize ulaşan talepler oluyor. Onları da yanıtlamaya çalışıyoruz. En kısa sürede yanıtlamaya çalışıyoruz. Çünkü aksi takdirde bir yığılma olursa bu hizmetin geç kalması bizi memnun etmez. Vatandaşın işi aksamış olabilir, ivediliği olabilir ki bazen hepimizin işi çok ivedidir biliyorsunuz, aceledir, bir an önce halletmek isteriz. Bu bakımdan sizin de bahsettiğiniz gibi bazı ortamlar, örneğin bizim web sitesine yazıyorlar bildiğim kadarıyla, başka birkaç şey daha var, onlara da başvurarak hemen yanıt alabilirler sorularına. Yani e-postanın iyi çalıştığını ben bizzat kendim de tanık oldum. Çevremdeki arkadaşları tavsiyede bulundum. En geç 24 saat içinde cevap alıyorlar. Buradan yine ekranımızın, şimdi bu yayınımızın sonunda da bu adresleri ben tekrarlamak istiyorum. Bu güzel sohbet için Aslı Hanım size tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi bugün ağırladığınız için inşallah ileriki dönemlerde yeniden değişik konularda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Bu vesileyle benim de vatandaşlarımıza kısaca bir seslenme tabii, imkanı evet. Yaratmış oldunuz. Teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin hep birlikte devamını arzu ediyorum. Bunu tekrarlamak istiyorum. Evet sayın seyirciler, yeni başkonsolosumuzu görevinde önümüzdeki en az 4 yıl boyunca sürecek görevinde başarılarını temenni ediyoruz. Güzel, başarılı çalışmalar diliyoruz. Ve az önce belirttiğimiz gibi
başkonsolosluğumuza yaşadığınız sorunlarla ilgili veya burada karşılaştığınız sıkıntı veya temennilerle ilgili görüşlerinizi hiç çekinmeden şimdi ekrana gelecek e-posta adresine direkt başkonsolosluğumuza ulaştırabilirsiniz. Ve bunun dışında da yine şimdi ekrana gelen başkonsolosluğun web sayfası adresinden diğer hizmetlerle ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz ve Postun Sesi'nin diğer devamındaki habere geçiyoruz. Ve Halk Pazarı 5 yaşında. ...2008 yılında farklı bir anlayışla Oerlikon Zürih'te hizmete açılan Halk Pazarı 5. yılına merhaba dedi. A'dan Z'ye her türlü ürünün bulunduğu mekanda fiyatlar oldukça cazip. 5. yıl kutlamaları çerçevesinde Halk Pazarı'nda müşterileri büyük ucuzluk bekliyor. Şimdi sizleri Halk Pazarı'na götürüyoruz ve yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Hafta sonu alışveriş için geldiğiniz bir yerin akabinde damak tadlarını tadıyorsunuz. Halk Pazarı'nın bu yıl 5. yılı. Ne düşünüyorsunuz 5 yıldır istikrarlı bir şekilde İsviçre'de, Zürih'te var olan bir market hakkında? Gayet memnunum. Zaten 5 yıldır buradan alışveriş yapıyorum. Her şey güzel. Dikkatinizi çektiği kadarıyla hijyen temizliğine de bayağı önem veriyorlar. Bu da bizim için ilk planda önemli olan konular arasında herhalde. Biz de size iyi hafta sonları diliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Hülya ben. Hülya Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Biz ürünlerinden çok memnunuz. Buradan da çok memnunuz. Gayet lezzetli buluyoruz. Sık sık da geliyoruz. Efendim, tavuk şiş yapıyoruz, kuzu şiş, köfte yapıyoruz. Hepsini günlük yapıyoruz. 2 tane menü çıkarıyoruz. Çorba, mercimek çorbamız. İşkembemiz oluyor efendim. Sulu ev yemeklerini de insanlara sunuyorsunuz. Yani bir alışverişin sonunda Türk damak tatlarını burada rahatlıkla bulabiliyorlar. Evet efendim. Çok memnun kalıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Peki biz kiminle konuşuyoruz? Hani kendini tanıtmadın usta? Ben Halil. Halil usta, yıllardır İsviçre'nin farklı yerlerine bu damak tatlarını veriyordun. Şimdi Halk Pazarı'ndasın. Biz size bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Halk Pazarı'ndaki taze ekmeklerin, lezzetli simitlerin adresine geldik. Siz de bunun sırrını alabilir miyiz bakalım? Öncelikle sizi tanıyaraktan başlayalım. Efendim, ben Celal. Halk Pazarı ve Karay bölümünü işletiyorum. Simitlerimiz günlük taze, pidelerimiz, somunlarımız, her şey, Türk ürünlerimizin hepsi taze günlük yapılır. Baklavalarımız her zaman taze ve günlük yapılır. Galiba en büyük özelliğiniz de burada sıcak sunmanız ve anında servis imkanına sahip olması. Vatandaşlar sıcacık çıkmış Türkiye damak tadındaki ekmeği burada bulabiliyorlar. Evet abi, çok doğrudur. İmbis bölümüne servis yapıyoruz. İstediğiniz dakikada simit, taze ekmeğimiz, börekler çeşitlerimiz, gözleme çeşitlerimiz, baklava ikramımız her zaman için burada yenebilir. İkram ediyoruz her zaman. Halk Pazarı'nda vatandaşlarımızın özellikle en hassas olduğu bölümlerden bir tanesi zaten marketlerde genellikle böyle kasap reyonları. Çünkü temiz, hijyenlikten de öte daha da bir konumuz var, helallik konusu. Bu konusunda zaten hassasiyeti firma olarak belli ama siz ustalarımızdan da et hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Ben 20 seneden fazladır kasaplarda, İsviçre kasaphanelerinde falan çalıştım. Bu hijyen konusunda, temizlik konusunda ve etleri tanıma konusunda kendime güveniyorum. Ve bunu da buraya gelen müşterilerime karşı hassas ve titiz olarak sunuyoruz. Tabii. Evet, sizden de alabilir miyiz? Et konusunda gözlerimizi kapatarak ustalarımıza güveniyor muyuz? Tabii ki mutlaka. Biz arkadaşlarla beraber bunun en titiz şekilde hazırlanmasından müşteri sunumuna kadar en titiz şekilde elimizden geleni yapıyoruz. Hijyenik. Hijyen bizim için ön planda. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buradan temiz, helal etinden alabilir. Teşekkürler. Bundan emin olalım. Şefimiz kısa da bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir. Biz çok memnunuz. Her hafta geliyoruz. Et bölümünden de çok memnunuz. Buradaki hijyeni görüyorsunuz. Tertemiz. Ya bu tercih etmenizdeki sebeplerin en başında gelmiş olabilir mi? Kesinlikle olabilir, kesinlikle. Biz çok yeri dolaştık. En sonu burayı seçtik. Çok memnunuz her şeyiyle, temizliğiyle, insanlarıyla.
iyilik kalpleriyle her sorumuza cevap alıyoruz. Evet. Zürih Örlükon'da halk pazarı sizin yeni dinamik hizmet anlayışınızla ve daha önceki tecrübelerinizle buluşarak farklı bir konsepti oluşturdunuz. 5. yılında halk pazarını ve sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle ben kendimden bahsetmek istiyorum. 18 yıl gibi bir zaman Almanya'da süpermarket sektöründe işveren olarak görev yaptım. Ve Almanya'da süpermarketçiliği başlatan insanlardan bir tanesi olarak gösterilirim. Yıllardır bunu böyle anlatılır. Evet. Ve bu bilgimizle de gelip İsviçre'de Zürich Orlikon, Tramstrasse numara 10'da halk pazarı çatısı altında bundan 5 yıl önce burasını açtık. 5 yıldır da insanlarımıza hizmetimizin en iyisini vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ve Ali Bey, bildiğim kadarıyla yani bir market içerisindeki fırın konsepti, yemek konsepti ilk defa siz başlattınız, doğru muyum? Evet, kesinlikle. İsviçre'de içerisinde fırınıyla, restorantıyla ve kasabıyla ve geniş gıda yelpazesiyle hizmet veren tek market bizdik. Umut ediyorum ki bu bizim insanlarımızla zamanla bu tip şeyleri görerek yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki rekabet ortamı devamlı hizmet kalitesini arttırır. Bu konuda evet, kesinlikle el fikiriz. Peki Ali Bey, 5. yılda yapacağınız aksiyonlardan biraz bilgi alabilir miyiz sizinle? 5. yılımızda çok büyük ucuzluğumuz vardır. Bütün çevredeki insanları buraya alışveriş yapmaları için davet ediyorum. Türkiye'de arayıp da bulamadıkları bütün ürünleri burada çok cazip fiyata ve anılan markaları bulacaklarını bildirmek istiyorum. Ali Bey, yani diyorsunuz ki biz vatandaştan aldığımızda direkt vatandaşa hizmet ve kalite olarak geriye döndüreceğiz 5. yılda. Kesinlikle, yani toptan fiyatına perakende ürünlerimizi ve aranan markaları satacağız. O zaman bayağı bir hizmet sektöründe ses getireceğe benziyorsunuz. Biz de size bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Zaten niyetimiz de buydu. Ve bu kez sizleri muhteşem bir mekana götürüyoruz. Güzelleşmek isteyenlerin uğrak mekanı haline gelen Kleopatra Beauty, hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Son model teknolojiyle hizmet veren mekanda istenmeyen tüylerden anında kurtulabiliyorsunuz. Diyot lazerle istenmeyen tüyler kısa sürede tarihe karışıyor. Başarılı iş kadını Muazzez Erdem, vatandaşları mekanı görmeye davet etti ve iddialı açıklamalarda bulundu. Muazzez Hanım, sizi başarılı bir iş kadını olarak tanıyoruz. Olten'de, Sissach'ta, Basel-Land geçiyor galiba. Kleopatra Laser olarak istenmeyen tüylerden kurtarıyorsunuz insanları. Sizi, yaptığınız işi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Ben sene 2007 yılında Lumenis firmasının medikal sentrinde eğitim gördükten sonra bu işe start verdim. Öncelikle Basel-Land'da, Sissach bölgesinde 5 yıllık çalışmamdan sonra bu taraftan gelen taleplere uyarak burada da bir yer açmayı uygun gördüm. Çok memnunum. Müşteri memnuniyeti benim için son derece önemli. Devam ediyoruz böyle. Biraz önce siz güzel bir şeyden bahsettiniz. Ben IPL yapmıyorum, diyot laser ile çalışıyorum dediniz ve makinenin başındayız burada da. Aradaki fark nedir? Vatandaşlarımız bunu daha iyi bilirse, diyot laser ile IPL laser'ın farkını öğrenelim sizden. Arada tabii ki çok fark var. IPL ile diyot laser arasındaki en önemli fark seans sürelerinin az olmasıdır. Çünkü diyot laser'de dalga boyu çok daha derinlere indiği için kıl kökünü daha çabuk tahrip eder. Böylelikle seans süresi azalır. Ve gözlemlediğimiz kadarıyla yapılmış tecrübelere dayanarak görüyoruz ki IPL'de yıllar sonra tekrardan çıkabilme olasılığı var. Fakat diyot laser'de böyle bir geri dönüm görmedim. Bunda kesin sonuç var diyebiliyor muyuz? Yani kesinlikle tekrar istenmeyen tüyler geri gelmiyor diyebilir miyiz?
kıl kökünü tahrip ettiği için böyle bir olasılık yok. Fakat en büyük müşterilerimden en büyük ricam seans sürelerinin devam ettirmeleri. 4 ile 8 seans arası diyoruz. Fakat müşterilerimiz 2 seansta bırakıyorlar memnun kaldıkları için. Bunun devam etmesini şart görüyorum ben. Biraz önce siz eğitimden bahsettiniz. Görebildiğimiz kadarıyla bu işleri yapan IPL üzerine, yani istenmeyen tüyleri yok eden insanlar çok arttı İsviçre'de açıkçası. Bizim kendi vatandaşlarımız da var bu işi çok yapan. Eğitim demişken, bu işin eğitimi nedir? Yani eğitim de seviyesi ne gerekiyor? Yani insanlara sonuçta sağlıkla ilgili bir hizmet olduğu için bunu açıklamak daha iyi olmaz mı sizce? Tabii ki insanlar sonuçta vücutlarına maruz kalan bir ışın var. Hangi cihazla tedavi olduklarına çok önem göstermeleri gerekiyor. Bunun ticari boyutunu düşündüğümüzde makine satışları çok arttı ve insanlar bunu sağlık yönüyle pek ilgilenmeden kuaförlere ve hiçbir deneyimi olmayan insanlara satmaya başladılar. Fiyat olarak da maalesef rekabet oluşuyor ve biz onların düzeyine inmek zorunda kalıyoruz. İnsanlar bunun pek farkında değil. IPL nedir, diyodin laser nedir? Bu bize maalesef emeğimize yazık oluyor. Evet, ve görmüş olduğunuz eğitim de açıkçası. Benim sormak istediğime siz tam olarak cevap vermediğiniz için tekrar sorayım. Yani bu işi yapabilmek için gerçekten eğitimli olmak gerekiyor. Doğru mu bu? Eğitimli olmak gerekiyor. Ben bunun için makineyi aldığım firmanın medical center'ında eğitim gördüm. Cildi tanımak önemli. Hangi cilde hangi uygulama gerekir? Bunun uygulamalarında zamanı da çok önemli değil mi Muazzez Hanım? Zamanı önemli. Hangi zamanda, hangi şartlarda kişinin genetik yapısını bilmek gerekir. Kıl hakkındaki bilgiye de sahip olmak gerekiyor, evet. Onun için biz de size başarılar dileriz. Biraz heyecanınızı yenelim istiyoruz açıkçası. Farkındayız. İlk defa bir röportajla karşılaştınız galiba. Evet, ilk defa oluyor. Ben size çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Umarım insanlar en yakın zamanda insanlarla tanışma fırsatı olur. Test atışları yaparak da kendimi daha iyi tanıtma fırsatı veririm böylelikle. İsviçre Zürih Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Turizm ve Kültür Ateşeliği ve İsviçre LÜSEV işbirliği ile gerçekleştirilen İlayda için kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Siz var mıydınız denizler gecesi? Vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren İlayda'ya yardım edebilmek için konsolosluğa akın etti. Büyük ilginin oluştuğu etkinlik, kök hücre bağışı yapacaklardan kan alımı yerine tükürük analizi yoluyla DNA testi yapılarak işlemi hem kolaylaştırdı hem vatandaşların hiç beklemesine gerek kalmadan işlemi hızlandırdı. İlayda için lösemiye karşı el ele adıyla sürdürülen yardım kampanyasında İlayda'nın babası Nuh Hacı Yıldız tüm katılanlara teşekkür etti. Bizim çocuğun şimdi 7 aydır ilik aranıyor. Bütün dünyada zaten 10 dakika içinde bütün 21 milyon insan kayıtlı olduğundan dolayı hiçbirinde bulunamadı. İlayda'nın tedavisi halen devam ediyor. Kemoterapi uygulanıyor. Daha fazla bu son 3 ayda evde kalıyoruz. Ancak hastaneye de önümüzdeki hafta çarşamba günü yine ağır bir kemoterapi dönemi başlayacak. Hangi hastane? Freiburg Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Geçen sene 27 Şubat'ta teşhis konulmuştu. İlk başlarda ilik gerekmiyordu. 4 ay sonra sorun çıktı. İlik gerektiğini anlattı doktorlar. O zamandan bu zamana bugünkü kampanyayı dahil ettiğimiz zaman 11 tane kampanyayı yaptık. Nereye bakarsanız Çapa Üniversitesi İstanbul, İbn Sina Hastanesi Ankara,
dahil ettiğimiz zaman 20 bin kişilik bir insan daha fazla ilik bankalarına kayıt oldu. Burada tabii sadece sorun İlayda'nın bir ilik nakli gerektiğine öyle bir sorunumuz yok. Bizim Gülenaylar var, Hatice'ler var, Defne'ler var, saymak da bitmez. Özellikle bizim araştırmalarımız her gün 4 tane Türk çocuğunun bu hastalığa yakalanıp 2 tanesinin kesinlikle ilik gerektiğini vurgularsam önemli olan bir rakamı da söylemeden geçemeyeceğim. Dünya ilik bankalarında sadece ve sadece 150 bin Türk kökenli insanlar kayıtlı. Almanya'yı kıyasladığımız zaman nüfusumuz neredeyse aynı. 4,5 milyon Alman ilik bankalarında kayıtlı. Dünyada o konumda lider. Ancak bizim insanlar çok duyarlı olduklarını bu kampanyalara katılarak zaten gösteriyorlar. Bir şeyi anlattığınız zaman, bir şeyi bildikleri zaman ilik nedir? Bana sorsanız bir sene önce ben de bilmezdim. Ancak biz araştırmayı tabii değişik değişik doktorlarla da görüşerek bu işin artık hani uzmanı olduk diyebilirim. İnşallah da biz en kısa zamanda artık bir ilik bulunur da çocuğumuz gerçekten sağlığına kavuşur. Yani ilik bulunmadığı zaman o şekilde hayata sarılabilir mi tekrardan? Öyle bir şans da var. Ama bu şans bizim genetik yapılarımız çok farklı olduğundan dolayı hastalığın geri nüksetmesi çok büyük bir risk olduğundan dolayı ilik bulunması şart. Ancak bu kemoterapi sürekli tabii devam etmeyecek. Bunun şimdi önümüzde belki birkaç ay kemoterapi devam edecek. Bulunmadığı takdirde de gerçekten doktorlar aramayı da durduracaklar. Ondan sonra dua etmekten başka elimizde bir şey kalmayacak. Peki hastanın ilk belirtileri nelerdi? Belki buradan benzer durumda olan hastalar olabilir. Ailelerimizi bilgilendirelim bu konuda. Şimdi biz aslında çok çabuk bir şekilde İlayda'nın değişik tepkiler, halsizliği, birden ateşi çıkması, ateş birden 40 derecenin üstüne çıkıp ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranması, zamanda tabii rengi solması, kemiklerinin ağrıması, morarmalar, bunlar tabii bazı belirtiler ortaya çıkınca biz 3 hafta içinde söyleyebilirim İlayda'yı artık son çare olarak hastaneye götürdük. Çünkü doktora götürdüğünüz zaman çocuktan kan alma gibi bir niyetleri olmadığından dolayı direkt hastaneye götürdük. Hastanede de sağ kolundan ilk kanını aldılar. İğneyi koluna batırdığı an kan fışkırdı. O da trombosit dediğimiz sarı kan, yani kanamamızı durduran kan hücreleri tamamen yok olmuş. Hayati tehlikesi söz konusuydu o gün. Tabii orada doktorlar bir şey demedi. Bir saat sonra sol kolundan da aynı şekilde kan fışkırınca doktorun gözünden bazı şeyleri anladık. Bir gün burada kalacak dediler. Yarım saat sonra bize teşhisi, tahlili verdiler. O şekilde organize edip İlayda'yı o akşam Freiburg'a yolcu ettiler. O günden beri bu mücadelenin içindeyiz. Bu sadece bizim mücadelemizin olmadığını da biliyoruz. O kadar özellikle Türk vatandaşlarımız, ilik bekleyen gerçekten çok fazla çocuklarımız, büyüklerimiz var. Bundan birkaç hafta önce Eren diye 8 yaşında çocuğumuzu kaybettik Türkiye'de. İlik bulunamadığı için bazı tabii sorunlar otomatikman oluyor. İlk başta böbrekler ve karaciğer burada iflas ediyor. O zaman hiçbir şansınız kalmıyor, çocuğu kurtaramıyorsunuz. Nuh Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Umarız en kısa zamanda kızımız şifasına ulaşır. Vatandaşların bundan sonraki kampanyaları da muhtemelen devam edecektir. Bugün de çok yoğun bir ilgi vardı. Bugün buraya gelen vatandaşlara ve bundan önce de Almanya'nın, Avrupa'nın değişik kentlerinde İlayda için kampanyalar düzenlendi. Vatandaşlarımız buradan son olaraktan yüreğinizden, kalbinizden geçen şekilde seslenmek ister misiniz? Şimdiye kadar geçen kampanyalara destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugün Zürich konsolosluğumuzda buraya gelenler,
Özellikle konsolosluğumuza, devletimize burada çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde kampanyalar devam edecek. Lütfen duyarlı olmaya devam edin. İlayda sizin çocuğunuz da olabilirdi. Postun sesi olarak bu anlamlı kampanyayı size için görüntüledik. Şimdi yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Başkonsolosluk binamızda, başkonsolosluğumuzun ev sahipliğinde siz bu organizasyonu gerçekleştirdiniz. Turizm ateşemiz Pınar Hanım yanımda. İlayda'nın babası burada. Neler söylemek istersiniz ve organizasyona çok yoğun da bir ilgi vardı. Çok evet. Öncelikle başta başkonsolosum olmak üzere bugün buraya gelen bütün halkımıza çok çok teşekkür ederim. Duyarlılıkları için, içtenlikleri için. Burada hepsiyle birebir konuşma imkanı da buluyoruz. Gerçekten ayaklarına sağlık. Umuyoruz ki Winterthur'daki 9-10 Şubat'taki etkinliğe de bu kadar duyarlı olurlar, bu kadar katılımcı olurlar. Onun dışında biz beyefendiyle zaten sürekli temas halindeydik daha önceden de. Ateşeliğimizdeki arkadaşlarımızdan Pınar Hanım sürekli kendileriyle irtibat halindeydi. İlayda'nın durumunu yakından biliyoruz. Bir noktadan sonra biz artık bir şeyler yapmamız gerektiğine inandık. O yüzden de başkonsolosumuza derdimizi açtık. Sağ olsun kendisi kucaklarını açtı. Bugün de burayı bize açtı sağ olsun. Zannediyorum ki bir şeyleri başarabildik bugün. Ama bizim tabii sadece amacımız buraya birilerini getirmek değildi. Biz bugün içimizde bir umut var. Bugün... İlayda da bugün demiş ya son kampanya olsun evet, diye. Evet. Biz bugün son kampanya olmasını istiyoruz. Buradan İnşallah. O iyiliği bulmak istiyoruz. O amaçla, o umutla, o duayla buraya geldik. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bağış sadece maddi demek değildir. Belki bu etkinlik bir anlamda hem kan bağışı, hem organ bağışı, ilik bağışı, insanlara umut olabilecek. Maddi değil ama belki manevi ve fiziki bağışında ne kadar önemli olduğunu ispatlıyor. Çünkü biraz önce beyefendinin de dediği gibi İlayda hepimizin çocuğu. Ve hepimizin çocuğu aynı şekilde rahatsızlanabilir, hastalanabilir. Bu yüzden bugün buraya gelen insanlar gerçekten ben sabah 10.30'da, daha 11.30'da başlayacaktı etkinlik. Daha 10.30'da burada kapıda olan insanları gördüğüm zaman gerçekten gözlerim doldu. Kendilerine çok 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 teşekkür ediyorum bir kez daha. Hali hazırda şu an bizim formlarımız bitti. Sürekli formlar için fotokopi çekiyoruz. Örnek alınan, işlem yapılan çubuklar bitti. Ve biz bu kadar hani İsviçre'de otoritelerde veya konuştuğumuz insanlarda bu kadar ilgi beklemiyordu. Beklediğimizin çok çok üzerinde bir ilgi var. O yüzden öyle umuyoruz. Yani içimizde öyle bir his var. Bugün inşallah onu bulacağız. İnşallah bugünkü kampanyayla İlayda şifasını bulur evet. inşallah. Diyelim. Evet. Buradan belki de bir ayrıntı daha belirtelim. Buraya kan vermeye geleceklerini düşünen belki evet, de gelmeyen evet, vatandaşlarımız da var. Hiçbir ağrının acının olmadığını isterseniz. Onu söyleyelim evet çünkü biz ilk başta kan alınacak diye o şekilde bize bilgi gelmişti. Fakat ilginin yoğun olduğunu öğrenince ya da hissedince öyle söyleyelim. Biz İsviçre ile tekrar temasa geçtik. Onun üzerine dediler ki daha çabuk olması için ağız içinden tükürük alıyorlar. Bir kulak pamuğu gibi bir çöple. Dolayısıyla herhangi bir ağrı, acı, iğne vesaire gibi bir kan görme durumu olmuyor. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Sıra beklemek gibi bir durum da olmuyor. Zannedersem Winterthur'da da aynı şekilde tahlil alacaklar. Dolayısıyla hani kan tutabilen insanlar var, iğne korkusu olan insanlar var. Onlar da çekinmeden gelip tahlil verebilirler. Biz de Zürih'ten geldik. Böyle bir organizasyonun olduğunu duyduk. Biz de İlayda için hani bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Nasıl işlemler seri mi? Nasıl buldunuz organizasyonu? Gayet güzel. Form alıyoruz, dolduruyoruz ve tükürük bezi yöntemiyle galiba bir DNA testi yapılacak. Ondan sonra uyum olduktan sonra da herhalde bize başvuru yapılarak kan vermemiz sağlanacak. Siz eşi? Evet, ben eşiyim. Biz de Facebook yoluyla bu organizasyondan haberimiz oldu. Ve İlayda için hep beraber ailece gelelim dedik. Arkadaşlarımıza bunu duyurduk. Oğlumuz da yanımızda ama 18 yaşından büyükler kan veriyormuş ve 50 kilonun üstünde olunması gerekiyormuş. Siz geldiniz İlayda'ya. Evet, İlayda için geldik. Kan vermek için geldik. Biz turist. İşleminizi yaptırdınız mı? İşlemimizi kızımız hazırlıyor evraklarımızı.
başlattık. Kanımızı vereceğiz. Vereceksiniz. Evet. Nasıl organizasyon nasıl buldunuz? Çok beklemiyorsunuz. Yok, çok beklemiyoruz. Güzel. Yani şu anda işlerimi güzel, güzel takip ediyor. Kızınız İsviçre'den. Nereden? Siz nereden geldiniz? Ben Spreitenbach'tan geldim. Evet. Babamlar Türkiye'den geldiler. Onları da aldım. Yardım için buraya geldik. İlayda'ya yardım için. Yaptınız. Anneniz? Evet. Ben de annesiyim. Kızım söyledi bize. Yani biz onunla birlikte geldik. Misafirler burada ama kan vermeye geldiler İlayda için. Evet. Eğer İlayda'ya kanları uyarsa Türkiye'den buraya gelirler ve kanlarını verirler. Nereden duydunuz geldiniz efendim? İsminiz, soy isminizi söylersiniz. Ben Asiye Kara, internetten duydum. Allah şifasını versin. Yardımcı olmaya geldik. İnşallah bir faydamız dokunur. Bayağıdır takip ediyordum. Aslında başka yerlerde vermişler bunları. Almanya'nın değişik kentlerinde yapılmıştı. Gidemedin. Evet, gidemedim. Vakit yok çalışmaktan. Soruyordum arkadaşlar, Zürich'te olsa keşke gitsek falan diye. İyi oldu. Allah'tan Zürich'te oldu. Geldik. Çalışıyordum hatta. Bıraktım işi, geldim dedim. Eğer yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Form dolduruyorum şu anda. Muavin konsolosu Atilla Bey ve eşi de buradalar. Siz de efendim işleme daha sonra tabi. Biraz sonra ben de formumu teslim edeceğim. İnşallah derdine deva oluruz İlayda'nın. Buradaki katılımcıları görünce tabii biz de mutlu olduk. İnşallah daha da fazla katılımcı olur. Atilla Bey, siz nasıl buldunuz bugünkü vatandaşını? Ben çok sevindim çünkü baya bir katılım olduğunu düşünüyorum. Sürekli geliyor çünkü sabahtan beri, yani geliyor, formu dolduruyor, DNA'sını veriyor, tekrar gidiyor falan. O yüzden çok mutluyum. Yani böyle olması gerekiyordu zaten. Yani bu birlik ve beraberliğin böyle gösterilmesi beni çok sevindirdi. Özellikle Almanya'daki kızımız için. İnşallah derdine deva oluruz bizden. Bir yardımımız, katkımız dokunur. Bizlerin, diğer vatandaşların. Bizi çok mutlu edecek tabii ziyadesiyle. Siz de güzel bir ev sahipliği yaptınız tabii. Aslı Hanım ve burada siz... Evet, başkonsolosluğumuzun önderliğinde. Yapacağız tabii, burası sizlerin evi. Vatandaşların evi. Biz burada görevliyiz sadece yani. Her şey sizler için. Öyle söyleyeyim. Evet, İlayda'yı duyunca Facebook üzerinden de görmüştük zaten. Çok üzüldük. Bizim de bir katkımız olsun dedik. İnşallah bulunur. Hayırlısı diyorum. İşlemler nasıl? Seri mi? İşlemler çok basit. Biz aslında kan alınacağını zannediyorduk. Belki birçoğu insanımız bu yüzden de gelmemiş olabilir. Sadece tükürük aldılar. İnşallah DNA. Tutar diyorum. DNA testi gibi. Yani inşallah olur. İnşallah tutar. Çok sayıda gönüllü arkadaş var burada ve sen de bunlardansın. Bugünkü yoğunluk nasıldı? İlgi, alaka nasıldı? Senden alalım. Beklediğimizden fazla insan geldi açıkçası. Yani çok mutlu olduk gerçekten. Bu kadar insanın gelmesini beklemiyorduk. Öncelikle böyle bir ortak çalışmanın vermiş olduğu kıvancı, onuru yaşıyoruz. Hakikaten yani buraya gelen herkesten Allah razı olsun. Bu anlamlı kan bağışını, yani bir şeyler söyleyemiyorum. Yani nasıl hakikaten çok önemli bir şeye imza attığımızı düşünüyoruz. İnşallah cümle çocuklarımız bu tip bağışlarla hayat bulurlar. Kanlarımız umut olur. Bunları söyleyebiliyorum. Başka bir şey diyemiyorum. İlayda için 9 ve 10 Şubat tarihlerinde bir turnuva düzenlenecek. Turnuva boyunca doku tipleme işlemleri devam edecek. Değerli izleyiciler, bugün başkonsolosumuzun ev sahipliğinde düzenlenen kan bağış kampanyasına yüzlerce vatandaş buraya akın etti. Önümüzdeki ay 9-10 Şubat tarihlerinde Winterthur Sport Halle Mattenbach'ta düzenlenecek futbol salon turnuvasında da aynı işlem gerçekleşecek. Buraya bugün gelemeyen vatandaşlarımızın orada aynı işlemi yaptırabilecekleri belirtildi. Kimlerin kan bağışı yapıp yapamayacağı ile ilgili şu anda ekranda gördüğünüz web sayfa adresinden daha fazla ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Trabzon Günebakan Köylüleri Yardımlaşma Derneği Geleneksel Gecesini Mart'ta kutlayacak. Günebakan Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Şakir Ay Yıldız, çok sayıda şarkıcının sahne alacağı gecede büyük sürprizler yapacaklarını dile getirdi. Ben Şakir Ay Yıldız, Günebakan Köyü Dernek Başkanıyım. Yaklaşık 6 yıldır bu dernek başkanlığını yapıyorum. 1995 yılında bu derneğimizi kurduk. Benden önce rahmetli Şenol arkadaşımız 12 yıl bu görevi yapmış. Şimdi de ben yapıyorum onu. Geceden elde edilen gelirlerin tamamı Günebakan Köyü Okulu'na bağışlanacak. Bizim derneğin genel amacı 3 şekildedir. Birincisi
bütün Küne Bakanlıları bir araya getirip Küne Bakan kendi pağlarını koparmamak ve köy kültürünü yaşatmak. Bu da senenin 3 veya 4 seferinde piknik düzenliyoruz. Bu piknikler çok hareketli, çok güzel oluyor. Artı gençlik kolları başkanımız gençlerle beraber değişik aktiviteler yapıyor. Ve kaynaşmayı sağlıyoruz. İkinci önemli konu derneğimiz Küne Bakan köyümüze maddi yardımda çok katkıda bulunuyor. Yani eskiden yolu yapımında, asfalt yapımında, betonlamasında, menfezinden duvarına kadar bizim köyümüze çok ciddi anlamda yardımda bulundu. Son üçüncü konuda köyde ihtiyaç kişileri, hasıl olan kişileri dernek içinde kurmuş olduğumuz bir komisyon bunları tespit edip biz onlara da yardım yapıyoruz. Anladım. Evet. Şakir abi yine bu sene artık zaman geliyor hayırlısıyla artık. Yine tüm Karadeniz hemşerilerinizi Güne Bakan köylüleri toplayacak. Bir de şunu sormak istiyorum. Aşağı yukarı ne kadar Güne Bakanlı olduğunu tespit edebildiniz İstici'de? İstici'de Güne Bakanlar yaklaşık 260 kişi civarındayız. Bu kadar yani. Yani ama sizin geceleriniz bayağı kalabalık geçiyor. Hep yani 500-600 kişilik geceleriniz oluyor. Şimdi biz Karadeniz gecesi düzenlememizin ana sebebi Karadeniz sanatçılarla beraber karşı karşıya getirmektir. Yani sanatçılarımızı yüz yüze görmektir ve bundan elde ettiğimiz geliri de değişik yerlere yani derneğimizin kasasına aktarmıyoruz. Başka sosyal alanlara harcıyoruz. Şu anda son olarak yapacağımız gece, 3 Mart'ta yapacağımız gece kellerini bir okulun restorasyonuna harcayacağız. O zaman 3 Mart'ta artık bütün Güne Bakanlıları, tüm Karadenizlileri bu coğrafi şartlarının sert, adamının mert olduğu evet. Karadeniz gecesinde sizleri bekliyoruz. İnşallah sadece Karadeniz'de değil, İsviçre'de bulunan diğer insanlarımızı da bekliyoruz. Niçin bekliyoruz? Bizim sanatçılarımızın içinde Zeynep Başkan bütün Türkiye'ye hitap eden bütün Türkiye'de hitap eden bir yorumu var. Ardından Abolas Lermi var. Kemençeci var, Duluncu var. Sizin birader de var mı Kemençeci? Hüseyin var. Evet Erdoğan abi sen de böyle nezih hakikaten bize yakışır bir yer yapmışsınız. Allah yani işlerinizi güçlerinizi rast getirsin. Erdoğan abicim senden de böyle güzel bir mekandan güzel bir selam da Karadeniz'e senden de yollayalım. Teşekkür ediyorum. Biz bu derneğin kurucu üyelerindenim ben. Tabii ki şimdi değişik bir işle meşgul olduğumuz için fazla zaman bulamıyoruz ama sağ olsun arkadaşlarımız hepsi bu işi götürüyorlar. Gençleri bir arada buluşturuyorlar. Aynı zamanda bir kültür ve geleneklerimize devam ettiriyorlar. Yurt dışında bulunmak aslında bizim için pek o kadar şey değil. Çünkü hani biz Türkiye özlemi içindeyiz. Ama tabii ki burada bulunduğumuz müddetçe bir şeyler yapmak mecburundayız. Uğraşıyoruz. Bütün insanlara, Karadenizlere, herkesin yeni yılını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bizler de buralardan bir gün kurtarıp da memleketimize gitmeyi İnşallah. Düşünüyoruz. İnşallah. Eğlence hayatına yepyeni işletmecilik anlayışıyla atılan Hayal Müzik Hol, Latif Doğan konseriyle eğlence severlere doyumsuz saatler yaşattı. Aradan baş, mevsimler geldi geçti. Yeni imajı, otantik ve etkileyici ortamı ve İstanbul'u yansıtan dekorasyonuyla dikkat çeken Hayal Müzik Hol'e gelen eğlence tutkunları hem eşsiz bir müzik ortamında hem de birbirinden leziz yiyeceklerle hoşça vakit geçiriyorlar. Postun sesi.
Sesi ekibinin sorularını cevaplandıran Latif Doğan, İsviçreli Türklerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Tegeratu izleyenleri Latif Doğan'ın hayranlarıyla buluşmadan önce biz onunla buluşalım dedik. Gerçekten kendisinin sempatisini zaten verdiği elektrik enerji belli. Ekranlardan alıyoruz. Hadi İsviçre'ye hoş geldiniz diyoruz. Sizi dinliyoruz. Efendim öncelikle hoş bulduk diyoruz. İlk benim Avrupa'da ilk adım attığım yerdir İsviçre. İsviçre benim ilk göz ağrımdır aslında. Ve her buraya geldiğimde de Avrupa'yı sanki yeniden keşfetmiş gibi yani kendimi hissediyorum. Allah buradaki dostlarımızı, sevenlerimizi, yurttaşlarımızı eksik etmesin. Yine bugün çok güzel bir atmosferdeyiz, çok güzel bir gecedeyiz, çok güzel bir alemdeyiz, çok güzel bir hayaldayız aslında. Evet, evet, evet. Allah hayallerimizi bizim yıkmasın. Ben burada yaşayan bütün yurttaşlarıma çok teşekkürler diyorum. Bilgilerinden dolayı, sevgilerinden dolayı. Atmosfer çok güzel. Mühim olan gelen insanların burada eğlenmesidir. Onların eğlenmesini gördükçe de biz de yaptığımız işin hakkını vermiş gibi hissediyoruz kendimizi. Biz de daha çok eğleniyoruz. Yani bu insanların birbirine kaynaşması demektir. İşte sen işini çok iyi yaparsan, insanlar da eğlenmeye gelmişse her ikisi bir arada bir kaynaşıyor. O zaman da ortaya çok güzel bir elektrik çıkıyor. Evet. Evet. Ben işimi çok seviyorum. Ben türkü söylemeyi çok seviyorum. Yani şunu söyleyeyim, 2 gün, 3 gün işim olmasın, evde istirahat edeyim, kesin hasta olmuşumdur. Kesin ya grip olmuşumdur ya da bir yerlerim argıdır mutlaka, vallahi billahi, ama işimi seviyorum.